anlaşılmıyor. Zaza'yı kabul ediyor. Artık bunu böyle görmek lazım. Ya bu Zaza TV falan var. İnternette çeşitli mecralar var. Bakıyorum ben. Yani biraz fark var ama anlaşılıyor konuştukları değil. Yani. Şimdi o lehçe fark diyordum. 33 şive fark. Daha doğrusu şive fark. Zaza'yı da 33 tane şive farkı var. Yani diyelim ki Siverek şivesiyle Dersim şivesi farklı. Ya da Palo şivesiyle Dersim şivesi farklılaşır. Bingöl şivesiyle Palo şivesi farklı. Farklı evet. Çok. 33 tane şive farkı var ya. Yani. Peki abi, Kürtlerden önce, yani Kürt tarih tezinden evvel, Türk tarih tezi Zazaları Türkiye olarak görüyor. Biliyorsun, Kürtlerden evvel Türk milliyetçiliği vardı. Kürt milliyetçiliği daha yeni bir milliyetçilik. Ona ne diyorsun ya, Zazaların veya Dersim'in Türk kimliğiyle ilgisi nedir? Valla şimdi önceden Türk Türkler... görebilir miyiz mesela bugünkü Dersim topluluklarına? Şimdi önceden Türk güneş teorisine göre Kürtler diyorlar ki dağ Türkleri kart kurt sesi çıkarmışlar. Bunlar özbeyüz Türktür diyorlardı. Şimdi bizim Kürtler de diyor ki Zazalara, siz zart zurt çıkardınız diyor. Şimdi aslında siz Kürtsünüz diyorlar şimdi. Şimdi aslında... Onlar Kürt milliyetçileri daha estetik bir şey söylüyor. Şimdi diyorlar ki bunlara... Zazaca Kürtlerin saray delidir. Evet. Öyle şimdi... bir tez var. Tabii hakikaten öyledir. Yani şimdi aslında yasaklanmasaydı, yazılığa geçilseydi Zazaca Kürtçeden 1500 yıl önce olan bir dildir yani. Evet. Yer adlarından biraz Evet. bahseder misin? Yer adlarıyla ilgili, çünkü önemli şeyler yazdın o bölgeleri gezdikten sonra. Veya Evet. bizim dile benzeyen kavramlar, yani çeşitli sözcüklerle ilgili de makaleler yazdın. Evet. Şimdi o bölgede şöyle bir şey vardı. Mesela benim gittiğim bölgede Ramsar vardı mesela. Rast vardı, Koopir vardı, Lahican vardı, Aşkale vardı, Veramin vardı, Torum vardı. Yani yer isimleriyle isimleri birbirine çok benziyordu. Bakımdan Deylemlerle Dersimler arasında hem fizyonomik açısından hem coğrafi açısından hem dil bağlantıları açısından. Mesela ben orada kaldığım süre içerisinde 500 tane ortak kelime sapladım. Evet. Bu çok önemli bir şeydi bana göre. Onlar hangi dili konuşuyor abi? Dillerine ne ad veriyorlar? Dillerine Girekçe diyorlardı. Hmm. Girekçe. Hı-hı. Mesela şöyle diyeyim. Mesela onlar di diyorlardı. Dimili de Dersimce de di. Ne demek? Görmek. Şiye diyorlardı. Gölge. Sabun esto diyor. Sabun var. Çeper. Aynı. Tasık. Vereno. Muy. Tusuk. Neva. Yani hangi konuda bahsedersek bak birçok ortak noktalarını görmek mümkündür. Anlamları da aynı mı peki? Aynı anları da aynı, evet. Evet, evet. Peki bu topluluk, Gilekçe konuşan topluluk Dersim'i biliyor mu? Tabii duymuşlardı. Benim sapladığımdan şu vardı. Orasan Deyleme ortak noktalarına şu benzerlikleri vardı. Gilekçe halkıyla Dersim halk arasında hem dil farklılaşmaları uzun yıllardandır, bu göç olayından sonra oluşmuş. Tüm bu farklılaşmalara karşı günümüzde de Deyleman, Gilekçe, Dersim halk arasında fizyonomik örf, adet, gelenek, görenek, sosyal yaşantı, dil konusunda büyük benzerlikler gördüm ben orada. Yani hı hı. Halkların kökeni diliyle belirlediğinde dolayı Dersimlerin kökeni Hazar Denizi'nin güneybatısından, Horasan'dan, Deylaman'dan geldiğini ben rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Peki. Şeyi yazdın değil mi? Deylem'den Dersime'yi yazdın galiba. Evet, o gezilerden evet, sonra. Evet.